Altın Rehber programından herkese merhabalar. Sevgili seyirciler, bugün yine genç bir girişimciyle birlikteyiz. Genç bir yatırımcı, inşaat sektöründe önemli atılımlar, güzel projeler inşa eden bir isim Sayın Emrah Kartal. Eska Mühendislik Tuzla'daki merkez şubelerindeyiz. Özellikle Tuzla, Kartal bölgesinde yaptığı projelerle öne çıkan bir isim. Projeleriyle, çalışmalarıyla, bu sektöre katkılarıyla ilgili özel bir röportajımız olacak. Hoş geldiniz programımıza Emrah Bey. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Gayet iyi bir sunum yaptınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Like'sınız bunlara. Genç girişimcilere ihtiyacımız var çünkü ülke olarak. Öncelikle hem sizi tanıyalım hem de neden inşaat sektörüne girdiniz diye bir soruyla başlayalım. İnşaat mühendisiyim ve işim inşaat. Liseden beri inşaatçıyım. Babadan kalma inşaatçılık diyelim. Sonradan üniversitede bunun eğitimi gördük ve bir kamu sektöründe bir 10 sene çalıştıktan sonra da piyasada artık firmamızı kurarak kendi işimizi yapıp dünyadaki görevimizi bu şekilde yapmayı düşündük. Şükürler olsun belli bir süre sonra da kentsel dönüşüm süreciyle birlikte biz de firmamızı bu yönde yönlendirip iyi bir ivme yakaladık. Tuzla ve Kartal bölgesinde de bu tarz işlerle işimizi yürütmekteyiz. O zaman Tuzla bölgesini biraz değerlendirelim. Neden Tuzla bölgesi? Tuzla bölgesinde emlak ve konut sektöründeki potansiyel nedir? Ve Tuzla'yı öne çıkaran yönler nelerdir? Çünkü çok ciddi projeler de var Tuzla'da. Kesinlikle katılıyorum. Tuzla, hani ben 97 yılında gelmiştim ve geldiğim yıllara göre her yıl sanki biraz daha kalitesini ve değerini arttıran bir Tuzla görüyorum. Sonuç itibariyle şu an geldiğimiz noktada Tuzla, diğer ilçeler tabii ki İstanbul değerli kıymetli ama Tuzla'nın geçmişine göre ve diğerlerine kıyasladığımızda çok daha mesafe kat ettiğini gördüm. Ki bunda belediyemizin de katkısı çok büyük. Özellikle son yıllardaki marinanın yapılmış olması, Tuzla'ya yatırımların artmış olması belki bunu tetikledi. Bu ve bu gibi faktörler bence Tuzla'yı güzelleştirdi ve eskiden de aslında çok daha eskiden bir sayfiye yeri olması konumu hep akıllarda vardı. Onun da getirdiği bence bir sonuç bu. Her halükarda yani iş yerlerinin, fabrikalarının olması, sayfiye yeri olması, yani tüm hayat şartlarının Tuzla'da var olması bence Tuzla'yı geliştirdi, büyüttü. Evet, zaten Tuzla Anadolu'dan İstanbul'a bir giriş kapısı. Giriş kapısı, aynen çok öyle. Da önemli bir yer. Sabiha Gökçe Havalimanı, TEM Otoyolu, E5 aynen. Ve denize de kıyısı olması yani, Tuzla'yı öne çıkaran önemli unsurlar. Siz de tabii bunları göze alarak Tuzla ve tabii ki Kartal bölgesinde projeleriniz oldu. Öncelikle yaptığınız projelerle başlayalım. Nerelerde, ne tür projeler yaptık? Yani bu kentsel dönüşüm sürecinden sonra daha bir artı yapılar yaptık. İşte bir öğretmenler sitesi vardı. Birinci etabı bitti. İkinci etap nasipse Eylül ayı gibi teslim oluyor. Ve bu süreçte biz ortaklıklar da yaptık ve şu an ortaklarımız bir iş bölümü yaptık kendi aramızda. Onlar Eska Marin ve Eska Mare projelerini yürütmekteler. Bizler de işte öğretmenler bittikten sonra ve Kartal projemiz şu an devam ediyor. Kartal'da iki tane projemiz var. Nedir o projelerimizin isimleri, özellikleri nedir? Yani Kartal'daki Kartal Marin diye bir projemiz var. Denize sıfır, Kartal'da sahil yolu üzerinde. Yani iş yerleri ve konutların olduğu çok değerli bir proje. Ayrıyeten yine sadece konutların olduğu bir projemiz var. Aynen aynı bölgede. Açıkçası Kartal'ın en iyi bir yeri diyebilirim ama çok reklam olmasını istemiyorum. Böyle bir proje. Bunların dışında da Tuzla'da şu an yeni aldığımız ve kentsel dönüşümde bizim için hani zirve veya nirvana diyeyim, öyle diyebileceğimiz yeni bir projemiz var. Kentsel dönüşüm süreci başlamış olan. Tam Tuzla Marina'ya nazır. Yine deniz cepheli, denize sıfır tabir ettiğimiz bir yapı. Eska Güldeniz sitesi diye bir evet, site. O zaman müjdesini şimdiden verelim ve aslında irtibata erken de geçmeleri yatırımcılar için de önemli ve ev konut almak isteyenler için de önemli. Eska Güldeniz dedik. Evet, konumunu bir kez daha anladım. Tam olarak nerede olacak projemiz ve neden adres orası? Şöyle, yani marina bir kez Tuzla'daki marina, hani birçok marina Türkiye'de yapıldı ama ben gözlemlerimle şunu gördüm. Hani her gün biraz daha büyüyen, gelişen, otoparkları yetmeyen, yapıldıkça yetmeyen,
ve çok yani cazip bir hale gelmiş bir marinası var Tuzla'nın. Ve bu marinanın tam karşısında, onun giriş kapısının olduğu yerde ve denize sıfır ve üst kotta olan bir site, bahsettiğim site. Yani aşağıda marina, siz tepedesiniz, denize hakimsiniz. Bütün daireleriniz direkt denizin içinde, karşınıza yolu var diyeyim. Böyle bir site. Konum olarak, adres olarak çok önemli bir yerde. Evet. Kesinlikle yaşanılacak. Aslında yaşamak istiyorsanız böyle bir yere kendimiz için almalıyız değil mi bu daireyi? Kendimiz için. Nedense yabancılar şu an rağbet gösteriyor. Çok güzel. Oldu evet. Ve işte buradan yer alalım gibi teklifler gelmeye başladı. Yani bu da bizi sevindiriyor. Evet. Tabii biz de TV8 Int olarak 56 ülkede yayınımız oluyor aslında. Yurt dışında gerçekten İstanbul ve Türkiye'nin değerini bilen çok fazla ve yatırımlarını burada yapanlar çok fazla. Peki kaç blok mu diyelim dan oluşuyor? Kaç dairemiz var? Dairemizin özellikleri nelerdir? Yani ultra lüks bir yapı sistemine sahip olacak burası. Konum itibariyle artık bizim de yaptığımız yapılardan sonra bizim için nirvan olmasını istediğimiz bir yapı olduğu için, yani her şeyin en iyisini kullandığımız, 8 girişten oluşan, toplam 77 dairesi, 1600 metrekare iş yeri olan bir site olacak burası. Her şeyin maksimum kullanıldığı, hem mal sahiplerinin istekleri hem de bizim onlara artılarını koyduğumuz bir yapı sistemi açıkçası. Gurur duyacağımız bir yapı yapacağımıza inanıyorum. Kesinlikle. Neler düşündük? Yeşil alanımız tabii ki var, spor alanlarımız olacak. Neler var böyle özelliklerine indiğimizde? Yani metrekare olarak çok büyük bir metrekare arsa alanımız 3,5 dönüm civarında olduğu için çok fazla öyle yeşil alanımız var dersek yanıltmış oluruz ama böyle ufak detaylar, şık detaylar düşündük ama. Aynen, kesinlikle. Peyzaj çalışmasının güzel yapıldığı, işte kapalı otoparkının olduğu, zaten önünüzde marina ve denizin olduğu, kendi bina sisteminin akıllı yapı sistemi olarak tasarlandığı çok şık, çok güzel bir projemiz inşallah. Evet. Ne kadar sürmesi planlanıyor? Bitiş tarihi belli mi aşağı Anlaşmamız yukarı? Anlaşmamız 24 ay ama biz bunu nasipse 16 ayda teslim etmeyi Tabii düşünüyoruz. Tabii sürede, evet. Peki niçin ESKA mühendislikle çalışsınlar, sizden daire alsınlar? Yani bizden güvenle daire alabilirler. Çünkü yaptığımız işin arkasındayız. Hemen bitirdik, kaçıyoruz da demiyoruz. Ki nasipse ESKA Güldeniz'de de kendi bir ofisimizin bir şubesini açmayı da düşünüyoruz açıkçası. Normalde yani farklı bir firma ya da işte böyle olmayan bir firma, herkes tenzih ederim, bırakı yapıp kaybolur, gider mantığı vardır. Ama bizde yaptığımız yerde kalma daha önemli. Direkt de size ulaşabiliyorlar. Bu çok önemli. Kesinlikle. Bir sorun çıksa bile anında çözüme ulaşabiliyorlar. Yaptığımız yerde yaşamayı seviyoruz. Kesinlikle öyle. Bu çok önemli. Nasıl ulaşabilirler? Nerelerde inceleyebilir bu projemizi? İnternet üzerinde de varız. Telefonlarımız da zaten ekranda. Evet, yani telefondan maillerle sitemize girerek bize not bırakırlarsa biz kendilerine geri dönüşüm yaparak bilgilendirme yapabiliriz. Umarım ilerisi içinde her şey güzel olur. Hem firmanız adına, hem şahsınız, hem ülkemiz için. Kesinlikle. Yeni genç girişimcilere de destek olduğunuz için de kutluyoruz. Programımıza da katılımınız için, değerli bilgileriniz için de ayrıca teşekkür Hoş ederim. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun.